Bu AK Parti'de mesela seçim öncesinde hep böyle bir oylarda erime oluyor. Tabanda inanılmaz bir böyle memnuniyetsizlik ortaya çıkıyor. Bunun böyle şeylerini de gördük işte o kadar rahatsızlıklar ayyuka çıktı ki metal yorgunluk dedi. Erdoğan da çok güzel savuşturuyor. Yani inanılmaz güzel. Hiç böyle teflon hani şey yapmadan metal yorgunluk dedi. Hop böyle birkaç böyle bunu bu bahaneyle il başkanlarını falan filan böyle bir temizlik yaptı. Belki o güne kadar almak isteyip haklı bir argüman, gerekçe bulmuş oldu. Oyları düşüyor. Sonra oy zamanı yani seçim zamanı geldiğinde hop tekrar o memnuniyetsiz kitle tekrar yeniden geliyor. Ben bu seçmen psikolojisini anlamak istiyorum aslında. Yok, anlaşılamayacak bir şey yok. Bence bunun iki tane sebebi var. Ben seçmenin son derece fotoğrafı görerek hareket ettiğini düşünüyorum. Evet, kimlikler önemli. Evet, ön yargılar önemli. Evet, işte alışkanlıklar. Burada da rahmetli analım Ergun Özburdu'nun tabiriyle Türkiye'de siyasi partiler siyasi parti değil. Bütün sosyoekonomik ve kimlik katmanlarının üzerine oturan çok güçlü yapılar. Biraz böyle tarikat cemaat benzeri. Gibiler, evet. Biraz böyle hani bir hemşeri, yani böyle çok güçlü yapılar bunlar. Sadece bugün ona yarın öbürüne oy verilecek şeyler değil. Fakat buna rağmen insanlar toplumdaki ekonomik iyiye gitmeyi de, kötüye gitmeyi de, diğer hayatlarında nasıl olduğunu da biliyorlar. O yüzden bu memlekette yani birçok siyasi parti yükseldi, düştü. Günü geldi Özal'ı bir yere getirdi insanlar. Ertesi gün yüzüne bakmadılar. Süleyman Demirel kaç defa geldi gitti. Yani karar değiştirebiliyorlar insanlar. Bütün bunlara rağmen AK Parti ile ve Erdoğan'la ilgili de hala aynı. Hiç ben orada bir şey görmüyorum. Zamanın değişen şeyine rağmen, ruhuna rağmen. Ya iki tane sebep var. Bir, evet bir erime oluyor. Doğru. Ama ben Türk siyasetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan kadar seçmeni ciddiye alan, seçmenin oyunu kazanmak için her şeyi yapmaya hazır, siyaset kurgulamaya hazır, bu konuda istekli ve risk alabilen başka bir lider olduğunu düşünmüyorum bir. Ekonomiyi batırmak bile var bunun için. Dahil. Tabii. Yani çünkü seçmeni ciddiye alıyor. Seçmenin ona eğer onun istediklerini yapmazsa oy vermeyeceğini biliyor. Ve bunun gereğini yerine getiriyor. Bunun gereğini yerine getirdiği için kimse Erdoğan'ı suçlayamaz herhalde. Çok günün sonunda var ya seçmenle. Bu ama lider... bir şey değil, bir Katolik nikahı değil. Bu seçmen eğer seçmenin arızalı bir gönlünü... bu. Çünkü hani ekonomi batıyor. Olsun, bütün seçimleri kazanıyor işte. Tamam işte onu söylüyorum. Makine çalışıyor. Yok yok onu onun için söylüyorum. Yani tuhaf hani biraz psikolojik böyle bir şey bir ilişki. Bu kadar her şey uzun yapıyor. İlişkiden sonra ama... tabii ki bu işin psikolojik boyutu var. Ama bu bir Katolik nikahı değil. Ben Erdoğan'ın yaptığı her şeyi kutsamak ve bunun verilen ceza onu gösteriyor ve bunun zaten ilkesel olarak doğru olduğunu söylemiyorum. Ama ortada bir vaka var. Yani İstanbul'u kaybetti Sayın Erdoğan. Doğru mu? Niye kaybetti bütün bu Katolik nikahına, İstanbul sevdam demesine, İstanbul için her şeyi yapmaya hazır olmasına, Avrasya Köprüsü'nü yapmasına, 3. köprüyü yapmasına, Anadolu'da yani Ankara ile mukayese edilemeyecek kadar bir metro altyapısı olmasına rağmen İstanbul'da kötü belediyecilikten mi kaybetti AK Parti? Hayır. İnsanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasetine itiraz ettikleri için bilmedikleri bir adaya CHP'nin adayı olarak oy verdiler. Ortada bir Katolik nikahının olmadığını söylüyordu. Ama Erdoğan bunun farkında ve o yüzden kendisinden uzaklaşan seçmeni geri almak için aynı sana yanlış gelebilir. Genel seçimde oyunu veriyor. Ya onu söyleyeceğim Elif'ciğim, bir müsaade eder misin? Yok yok buyur, tamam. Tabii ki sen. Ve konuş. Orada şunu yapıyor, fark ediyor insanların ondan gittiğini ve bunu nasıl geriye çekerim diye düşündüğünde de EYT'yi mi kabul edeceğim? Daha önce hayır diyordu, hayır EYT'yi kabul ederim diyor. Asgari ücrete mi zam yapacağız? Onu yaparım diyor. Sepetçiler kasrına Anadolu uçak gemisini mi yanaştırırım diyor. Bu da bir vaka bu arada, bir de performans var ortada. Tabii. Ve insanların güvenlik ihtiyacına karşılık mı gelmesi gerekiyor? Bunu yapıyor. Sureti haktan görünüp bakın ben çoğulcuyum, ben her türlü görüşe sahibim. Sayın Kılıçdaroğlu da Alevi olduğunu söyledi ki biz de buna saygı duyuyoruz ama farkındasınız değil mi Sayın Kılıçdaroğlu Alevi diyerek sürekli de bunu hatırlatarak o seçmeni ikna etmeye çabalıyor. Birincisi bu. Sonunda da seçmen ikna oluyor. Fakat seçmen sadece Erdoğan'ın ne yaptığı üzerinden ikna olmuyor. İkinci bir boyutu var. Karşıda kime oy vermesi gerekiyordu da Erdoğan'a oy verdi seçmen? Konuşalım mı? Yani bütün bu süreç içerisinde Türkiye'yi daha iyi yöneteceğine toplumu ikna eden, daha güçlü bir politika ortaya koyabileceğini gösterebilen hangi güçlü siyasal aktör ve figür ve hareket ortaya çıktı da ona oy vermedi insanlar? İki tane boyutu var. Bir, seçmenini ciddiye alan, seçmenini gerçekten kazanmak için her şeyi yapmaya hazır. Bahçeli ile ittifak yapmaya hazır kazanabilmek için. efendim söyleyeyim bütün daha önce yapmam dediği EYT dahil vesaire asgari ücret dahil yapmaya hazır bir lider var ve bunu seçmeni ciddiye aldığı için yapıyor. Öbür tarafta da bundan daha iyi, hayır ya o varken başkasına gidilir mi diyen birisi çıktı da ona oy vermedi mi seçmen? Yani bu ilişkiyi biraz rasyonel bir zeminle değerlendirmek de. Yani aldığı şeyde %90 almıyor. Aynen öyle. Ona rağmen de birinci turda 50'nin adı Kılıçdaroğlu'nun karşısında bile 2 puan farkla 4 puan farkla şeyde kaldı. Dolayısıyla bunları göz ardı etmemek lazım. Arkadaşlar ben de sizin gibi düşünüyorum da mevzuyu açmak adına. Çok güzel yapıyorsun işte bu sayede gayet heyecanlı bir şekilde tartışıyoruz. Biraz yapma kızma. Şimdi mesela o zaman şunu diyoruz değil mi? Erdoğan rakipsiz 6 liderden bir lider çıkmadı. Çıkmadı. Çıksaydı bugün seçim sonucu farklı olabilirdi. Şu anda da aynı kavga devam ediyor. Metinler çok güzeldi. Güzel metinler koy. Ama mevzu şimdi bu insanların Erdoğan'ı yani. Sadece Erdoğan karşıtlığı yeterli olmadığı şeyde ortaya çıktı. Yani mesela İYİ Parti seçmenlerinin önemli bir kısmı aday yani işte İYİ Parti'ye baktığın zaman neyi görüyorduk biz? Yani bunlar anti Erdoğan partisi bu. Yani çünkü zaten öyle kurulmuş bir parti. MHP'nin AK Partili ittifakına karşı kurulmuş bir parti. Ama adaydan memnun olmadıkları için gittiler. İYİ Parti seçmenlerinin bir kısmı gidip Sinan Oğan'a oy verdi. %7 aldı yani Sinan Oğan. Az bir oran değil. Sonra da gitti AK Parti'ye limanı gemiyi oraya yanaştırdı. Yani dünyanın en büyük dolandırıcı hikayelerinden biri yani. En radikal diye ona verdiler. Kılıçdaroğlu bile kesmiyordu onları. Doğru ama seçmen onunla beraber aynı yere gitmedi. İşte gitmedi. Ne kadar gitti bilmiyoruz. Sonuçta ortada ama nihayetinde ilk turda Sinan Oğan'la ilgili söylediklerin doğru. Kılıçdaroğlu Erdoğan'dan çok alıyordu. Ya bu muhalif seçmen kitlesiydi ama tek adayda birleşemediler bu şeyde. Şimdi ben bu İYİ Parti CHP meselesini biraz daha konuşalım istiyorum. Çünkü burada tuhaf bir durum var. Çünkü şeyden önce de benzer tartışmalar vardı değil mi? Yani İYİ Parti bu sefer CHP'nin iç işlerine karışmakla suçlanıyordu. Hı hı. Çünkü İYİ Parti'nin de favori Cumhurbaşkanı adayları vardı ve onlar CHP'liydi. Hı hı. O CHP'ler olmasın, bu CHP'liler olsun. Hangi CHP'li olsun? CHP'liler bu sefer rahatsız oluyordu. Kılıçdaroğlu rahatsız oluyordu. Bu bir gerilim yaratmıştı. Şimdi de İYİ Parti diyor ki CHP bizim, daha sonra İmamoğlu bizim iç işlerimize karışıyor diyor. Halbuki İmamoğlu'yla İYİ Parti arası iyi görünüyordu. Cumhurbaşkanı adayı yapmıştı yani. Az ne olabilir başka yani olabilecek en büyük makam için. Kılıçdaroğlu'na rağmen İmamoğlu'nu destekliyordu İYİ Parti. Burada bu partilerin bu kadar çok birbirinin içine doğru girmesinin bir sebebi sadece hani kişiler işte İmamoğlu böyle yaptı, İbrahim Özkan şöyle yaptı, Akşener'in tarzı falan değil de daha yapısal bir sorun olabilir mi? Bu partiler biraz fazla birbirine benziyor olabilir mi? Doğru, onun bir etkisi var ama ben her iki suçlamayı da yani seçim öncesinde İYİ Parti'nin CHP'nin içine karıştığı suçlamasının da şimdi de CHP'nin İYİ Parti'nin içine karıştığı suçlamasının da çok gerçekçi ve doğru olmadığı kanaatindeyim. Çünkü günün sonunda birlikte kazanılıp kaybedilen süreçler bunlar. Özellikle seçim öncesinde kastediyorum. Böyle bir durumda insanların şunu demesi de çok... Bir de üstelik de Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş da belki Mansur Bey kendisi kazanabilirdi, o ayrı mesele. Ama 2019 seçim zaferi tek başına CHP'nin bir zaferi değil. Dolayısıyla tek başına sizin olmayan zaferin sonucunda kazanılan koltuklar ve orada ortaya çıkan liderlerle alakalı hiçbiriniz değil sadece ben kanaat ifade ederim demenin kendisi çok gerçekçi değil. Hani ahlaki mi, ilkesel mi tartışırız ama gerçekçi değil. Çünkü bunu sen tek başına kazanmamışsın. Ve günün sonunda karar verildiğinde ve bir aday belli olduğunda, kazanıldığında hep beraber kazanılacak, kaybedildiğinde de gördüğümüz gibi hep beraber kaybedilecek. O yüzden diğer partilerin... Ama yine de tuhaf bir şey değil mi? Yani bir partinin sizin partinizden o değil de şu aday olsun demesi onun için eğer partinin İstanbul İl Başkanı olsaydı evet doğru yanlış olurdu. Ama kim Cumhurbaşkanı İstanbul adayı mesela CHP'nin İstanbul İl Başkanı ile ilgili İYİ Parti konuşsaydı yanlış olurdu. Ama Cumhurbaşkanı adayı belirlenecek ve onun arkasında İYİ Parti de kampanya yapacak. Doğru mu? Onu çıkacak, savunacak. Peki burada İYİ Parti'nin ve diğer aktörlerin hiç söz hakkı olmaması mı gerekiyor? Bu CHP'nin kararı. Bizim diyeceğimiz hiçbir şey yok. Geriye çekilelim. CHP karar versin. Biz de hep beraber onu destekleyelim. Bu doğru değil. Gerçekçi değil. Siyasetin realitesine uyan bir şey değil. Ama masaya getir. Eğer şunu yapıyorsa CHP doğru olabilirdi. Ona itiraz etmiyorum. CHP şunu yapıyor olsaydı arkadaşlar ben hiçbirinizin desteğine ihtiyaç duymuyorum. Ben kendi adaylarımla ve kendi seçmenimle, kendi teşkilatımla seçime gireceğim. Kim ne diyebilir? İstediğini Cumhurbaşkanı adı. Ama öyle değil. Hep beraber olacağız. Beraber altına imza atacağız. Sonra biz onun Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağız. Doğru ya da yanlış ayrı mesele. O zaman bu konuyla ilgili diğer partilerin söz hakkı olmasından daha doğal bir şey yok. Bu veto gücü olsun anlamına gelmiyor. Ama yani biz... Ama sonuçta onlar CHP'liler. Yani CHP'nin kararı... Yani centilmenlik gereği bunun CHP'ye bırakılması gerekmez miydi bu kararın? Orada ben onun doğru olduğunu düşünmüyorum Yıldıray. Hayır, yani şeyi anlıyorum. Getirilebilir. Son kanaati CHP söyleyebilir. Bunun işlerine karışmak gibi görüldü. Peki şöyle bir şey olsaydı, CHP karar verecek, yani mevzuyu ilkesel olarak tartışıyorsak CHP'de o gün için Özgür Tanal'ı Cumhurbaşkanı adayı gösterecek. Bu CHP'nin kararı, doğru mudur? Olabilir miydi böyle bir şey? Ve Özgür Tanal Cumhurbaşkanı, ben kendisini şey yapmam, Mahmut Tanrıkulu çok, yani iyi ya da kötü bir şeyim olduğuna bir alternatif olarak söylüyorum. Ya da Sezgin Tanrıkulu. O zaman masadan kalkarsın. Onu diyorum. Demek Mahmut ki bu bir seçim torbalarının üstüne yatan kişi değil mi milletvekili? Evet, tamam. Evet. Şu anda da yani milletvekili. Tabii vekil ya da ne bileyim Sezgin Tanrıkulu. Ya bu eğer CHP'nin kararı ve dediğin gibi o zaman masadan, demek ki masadan kalkabiliyorsan bu senin bir söz hakkın olduğunu anlamına gelir. Demek ki onun masadan kalkmaması, masadan kalkma hakkın var ama kalkmaması, o partinin için iç politikalar için, hakkında konuşma, bu kadar çok için, yorum yapma anlıyorum, hakkı yoktu. Kalkmaması için onu da dikkate alman gerekiyor. Minimum tabirle söylüyorum. Yani diğer aktörleri yok saymak doğru değil. Çünkü bu bir ortak hareket edilen bir şey. Dolayısıyla ben onun bu kadar siyah beyaz görülmesini, CHP bir aday belirleyecek, altılı masada onu destekleyecek. Bunun ilkesel olarak da doğru olmadığını düşünüyorum. O gün içinde gerçekçi olmadığını düşünüyorum. Kimse noter değildi orada. Ben de senin gibi yani şöyle. Noter süreç... değil. Yani Gelecek Partisi, Yıldıray, o masada herkes oraya oturuldu. Belirleyici olan güç CHP değildi. Nitekim Kemal Kılıçdaroğlu da defalarca dedi ki hepimiz eşitiz. Kimsenin oy oranına göre değil. O masa zaten onun için var. Evet, dolayısıyla CHP'nin aday belirleme tartışmaları içindeydi. Aday İYİ belirleme hakkı CHP'deki tartışmaların içindeydi. Şu anda da CHP İYİ Parti'nin tartışmaları içinde. Burada başka bir sorun var demek. Yok, bu iki şunu söyleyeyim. Şöyle, ben mesela orada Gelecek Partisi aday olarak diyelim ki atıyorum Abdullah Gül aday olarak getirebilirdi ve bunun tartışılmasını. O masanın zaten başından itibaren bir tek görevi vardı. Yani bir tek derken en önemli görevi oturup aday belirlemek ve iktidarı tabanından oy almanın, hani nasıl oy alacak, bu stratejiyi belirlemekti. O politika metinleri de çok güzeldi ama bunlar detay işlerdi. Bunları yapılırdı ama en önemli işi yapmadılar bunlar. Aday belirlemek. Gelecek Partisi diyebilirdi ki benim adayım kardeşim Abdullah Gül şu bu, ya da işte benim hani A Abdullah Gül, B işte şu bu. Deva Partisi diyebilirdi ki ben aday olarak masaya şunu getirdim. CHP'de diyebilirdi ki ben kendim adayım, yani partimin adayı ben. İYİ Parti de kazanacak aday argümanı doğruydu. Diyebilirdi ki biz anketler yaptırdık. Biz de aday olarak, bu çok da nezaketli bir şey de olurdu. Yani kendi partisinden değil de derdi ki Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş'ı getirdik biz masaya. Bu masada tartışılması gerekiyordu. Masadan öfkeyle kalkıp da Ekrem İmamoğlu'na aday gösteriyoruz demek masaya rağmen. Ben sadece ona üslup olarak etmiyorum. Buna tekrar karşı diyorum, çıkıyorum. Bu sürecin nasıl takip edildiğine dair tartışabiliriz. Ama ilkesel olarak süreci siyah beyaz bir katılıkla sadece CHP'nin vereceği bir karara indirgemek siyasetin realitesine aykırı. Nasıl ki İYİ Partili bir adayı bekleyebilir miydik? Bekleyemezdik. Çünkü o da siyasetin realitesi. Çünkü en büyük parti CHP. Tabii ki CHP'den olacaktı. Ama onun da diğerlerini yok sayarak kendi kararını masaya dayatması doğru olmazdı. Doğru. Yani hiçbirisinin bunu yaşadık. Evet. Aynen öyle. Şu anda da yine bu sefer o da bence sadece bir böyle bir karıştı vesaire gibi görünüyor. Şimdi de Yıldıray'ın dediği, bir kere bu partilerin zeminleri çok birbirlerine geçişmiş vaziyette. Yani bugün İYİ Parti CHP'ye, MHP'ye benzediğinden daha fazla benziyor. Evet. Dolayısıyla yani bu partilerin ve siyasi süreçleri birbirlerinden ayırmak, tümüyle ayrı siyasal evrenlere ait olduklarını savunmak doğru değil. Ve o gün de yani CHP'nin suçu İYİ Parti'ye atması doğru değildi. Bugün de İYİ Parti'nin suçu CHP'ye atması doğru değil. Evet. O gün CHP İYİ Parti'yi dikkate alarak belki bir süreç götürmesi gerekiyordu. Uyumlu gidebilirdi. Fakat ana mesele CHP'nin kendi içindeki lider yarışıydı. İsimler arasındaki, hizipler arasındaki kavgaydı. Türkiye'de 2023 seçimlerini kimin kazanacağından öne çıkan bir iç kavgası vardı CHP'nin. Bugün de İYİ Parti'nin kendi içindeki yarılmalar bunu buraya getiriyor. CHP burada bir katalizör faktördür, değildir. O ayrı mesele. Ama İYİ Parti seçim sonrasındaki süreci yönetemiyor. Bu gerçekle yüzleşebilmiş değil. Bir tane ayrılan CHP'nin operasyonuyla ayrıldı. İkincisi CHP'nin operasyonuyla ayrıldı. Üçüncüsü kendi kişisel tepkisiyle ayrıldı. Peki dördüncüsü, peki beşincisi, peki altıncısı. Bazı isimlere, bugün mevcut İYİ Parti yöneticileri bile tam her zaman anlam veremiyorlar. Yani gayet iyi bildiğimiz bir insandı, hiçbir de bir şey söylemiyor. Niye gitti acaba? Bu acaba sorusu önemli. Ve burada da bence İYİ Parti'nin şimdi CHP'yi suçlaması doğru değil. Bir parti suçlamıyor, İmamoğlu'nu suçluyor. İmamoğlu'nu suçluyor. Bu da ilginç yani. Evet yani. CHP'yle kavga etmiyor şu anda. Evet, o da çok yani, eğer siz kendi içinizde gücünüzü tahkim ettiğinizde, kendi teşkilatınızla, kadrolarınızla çok güçlü bir söylem geliştirebildiğiniz takdirde dışarıdan müdahale zeminini ortadan kaldırırsınız. Bu Türkiye'nin pozisyonuna benziyor. Aralarındaki sempatik ilişki, dostluk ilişki nefrete dönüştüresi. Evet. Yani, evet. Çok yani şimdi önce bayağı şeydi, hep beraber evet, dolaşıyorlardı. Ve bu seçmene de geçiyor. Bu kavga şeyi, psikolojisi 2023 Mayıs seçimlerinden önce de şimdi de seçmene geçiyor ve seçmen bu tür kavgalara prim vermiyor açıkçası. Yani bunlar üzerinden bir olumlu bir sinerji, en fazla soğuyor siyasete karşı. Biz onu gördük. Mesela kararsızlar %30'ların üzerine çıktı seçimden 2 ay sonra. Yani tamam, seçimlerden sonra kararsızlar yükselir. Çünkü seçime daha, ama birden 3 kişiden birisi kararsız konumuna geçmez toplumda. Hele hele siyasal aidiyetlerin bu kadar güçlü olduğu bir yerde bu siyasete duyulan tepkiyi, toplumsal muhalefetin, toplumsal siyasetin, kurumsal muhalefet ve kurumsal siyasete duyduğu tepkinin bir göstergesi. Osman, ve siyasetle toplum arasındaki ilişki koptuğunda bence orada toplumda çok daha ciddi yarılmalar meydana geliyor.